Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda AutoCAD Electrical 2018 genel tanıtım 3. bölümüyle birlikte olacağız. İşe başlayabilmemiz için bir tane sayfa açıyoruz. Geçen videomuzda hatırladığınız gibi bu ribbon kısmını anlatmıştık size. Bugün burayı biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Ribbon'daki daha önce de gördüğümüz gibi Home Project, Schematic, Panel Reports gibi sekmeler var. Ancak bu sekmeler programda ön ayarlı olarak geliyor ve biz bunları arttırabiliriz. Örneğin Ribbon'daki panel ismi yazan kısımların herhangi birinde veya herhangi bir bölümde sağ tuşlarsak Show Tabs dediği kısma gelince bakın şu an ön ayarlı olan kısımlar hepsi tikle işaretli. Buraya yeni sekmeler ekleyebiliriz. Örneğin insert sekmesi bakın. Ekledim. Home'dan sonraya geldi hemen. Show Tabs'den Annotate'i ekleyelim. Bakın Annotate de buraya geldi. Bu şekilde yeni sekmeler ekleyebiliriz. Bu yan tarafta sağda da boş yerimiz var. Birkaç pencere daha eklemeye yer vardır eğer isterseniz. Ben eklediğim pencereleri tekrar geri alıyorum. Insert'i kaldırdım. Annotate'i de kaldırdım. Bu pencerelerin altında gördüğünüz gibi panel kısımlarında bir açılan ok işareti var. Bunların üzerine durup tıkladığınızda bakın şöyle aşağıya doğru bir pencere açılıyor. Bu Home sekmesindeki burada kullanabileceğiniz tüm komutları görebiliyorsunuz. Bu komutları eğer kısa yollarla kullanıyorsanız tabii ki buna ihtiyacınız yok. Ama kısa yolları kullanmıyorsanız bu şekilde sayfanın üzerine geldiğinizde bakın kapanıyor kendiliğinden. Ancak bunu şu aşağı sol köşedeki harita çivisinin üzerine tıklayarak sabitleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi burayı kullanırsınız komutları. Diğerlerini de bu şekilde yapabilirsiniz. Kaç pencereyi peş peşe bu şekilde sabitleme durumunuz olabilir. Tekrar üzerlerine tıkladığınızda hepsi geri gider. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ancak biz bu örneğin Home komutu. Home komutundaki Modify penceresini başka şematikte kullanmak istiyoruz. Bakın. Modify panelini ismini yazdığı kısımdan paneli aşağıya atabiliriz. Şimdi bu aşağıya geldiğinde bakın şöyle üzerine gittiğimde yandan ek alanlar açılıyor. Bunların ne olduğunu anlatacağım şimdi. Bu soldaki alanda bu nokta nokta olan yerden tutup buradaki paneli istediğiniz yere kaydırıp yerini değiştirebilirsiniz. Bu yan taraftaki yukarıda Returns Panel to Ribbon diyor. Buna basarsak kendi yerine geri atıyor. Tekrar geri alıyorum. Bir diğer seçenek var. Şu Return'ın aşağısında Toggle Orientation. Buna bastığımda ise bakın daha önce ok işareti aşağıdayken şu an oku yan tarafa verdi. Bunun yönünü değiştiriyor. Şimdi biz başka sekmelere gidersek yine buradaki getirdiğimiz panel olduğu gibi duracak. Örneğin Schematic sekmesinde gördüğünüz gibi Modify paneli duruyor. Bunu burada kullanabiliriz. Gelip şöyle Returns Panel to Ribbon dediğimde bakın gitti. Ama Schematic'te değil. Geri gelirsek Home'daki kendi orijinal yerine gitmiştir. Yani siz istediğiniz gibi istediğiniz yerde bunları kullanabilirsiniz. Herhangi bir sekmede kullanabilirsiniz. Ve geri gönderdiğinizde de kendi ana sekmesindeki yerine gider oturur. Pencerenin bu sağ üst köşesinde gördüğünüz gibi görüntüleme küpü var. Bu görüntüleme küpü biz şu an iki boyutlu bir çizim üzerinde olduğumuz için
Top veya üstten görünüm, top view olarak ayarlanmış geliyor. Bu şekilde görünüyor. Eğer 3 boyutlu bir çizime geçmek isterseniz, bu görüntü küpünün köşelerinde veya ortalarında durduğunuzda bakın daha koyu mavi hale geliyor. Tıkladığınızda sayfa bu şekilde döner. Ve burada 3 boyutlu bir çizime başlayabilirsiniz. Tekrar geri almak için tapın üzerinde tıkladığımız zaman tekrar 2 boyutlu çizime geri geliyor. Buradaki NS, W, E harfleri de kuzey, güney, işte batı, doğu harflerinin İngilizce'de ilk harfleridir kelimelerinin. Bu görüntüleme küpünün aşağısında gezinti çubuğu var. Gezinti çubuğu genelde mouse'ınız yoksa, mouse'la çalışmıyorsanız o zaman çok işinize yarar. Gördüğünüz gibi burada full navigation wheel, işte mouse'un orta çevirdiğimiz çarkı gibi. Ondan sonra el işareti pen, zoom extend, orbit ve show motion gibi seçenekler var. Bazen pencerede görüntüleme çubuğu kapalı olabilir. Eğer pencerenizde gezinti çubuğu kapalıysa, örneğin bakın ben bunu kapattım. Geri getirmek için bu komut çubuğunda navigation bar veya nav yazdığınızda da çıkıyor zaten. Bakın navigation wheel basarsak sadece bu kısmı çıkarttı. Tekrar nav yazıyorum. Navigation bar'a tıkladığımızda after diyor. Ben bunu an yaparsam tekrar yerine geri geldi. Yani buradaki tüm komutlar böyle. İşte bu görüntü çubuğunu da eğer buradan kapatırsanız tekrar buradan getirebilirsiniz. İşte sayfamızın alt kısmında komut çubuğumuz var. Komut çubuğuna biraz değinelim. Komut çubuğunda gördüğünüz gibi yukarıdaki bizim bu panellerdeki bu kenarda olduğu gibi bir tutup çekme yeri var. Tutup çektiğimizde yukarıya çıkabiliyor. Bu ne işe yarar derseniz, yani bazen büyük projelerde iki ekran kullanılır. İki ekran kullanıldığı zaman bunu ekranların bir tanesini komut çubuğuna ayırabilirsiniz. İstediğiniz yere çekebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ancak bunu getirip aşağıya böyle bastığınızda kendi yerine tekrar geri gider. Veya komut çubuğunu bakın kapattık. Yes diyoruz. Yok, komut çubuğumuz yok. Ne yapacağız? Sayfanın herhangi bir yerinde yazmaya başlayın direkt. Command line çıkıyor. Tıkladığınızda aşağıya geliyor. Komut çubuğunun bu aşağıdaki kısmında recent comments'e gelirseniz son yazdığınız komutlar çıkar. Son çalıştırdığınız, yazdığınız komutların hepsini buradan görürsünüz. Buradaki lokma anahtarı şekline gelirseniz üzerine tıkladığınızda bakın bu şekilde ayarlar çıkıyor. Input settings, bunları değiştirebilirsiniz buradan. Input search options. Bir de options var. Bakın bastığımızda bunu daha önce görmüştük birinci videomuzda. Options'ı buradan da getirebiliriz. Şu ana kadar o zaman options'ın 3 farklı çeşitte sayfaya gelebildiğini gördük. En basite sağ tıklayıp options'ı buradan çalıştırırız. İkinci yolu buradan direkt çalıştırırız. Ve üçüncü yolu gördüğünüz gibi customize'ın aşağısından çalıştırırız. Bunu bakın bu şekilde değiştirebiliyoruz. Command line bu şekilde değişti. Çıktı, tekrar yerine geldi. Bu da faydalı olabiliyor. Komut çubuğunun altında vaziyet çubuğu var. Gördüğünüz gibi. Bu vaziyet çubuğunun ilk komutu modeldir. Model, kağıt alanıyla proje çalışma alanı, yani şu an bulunduğumuz alan arasında geçiş yapar. Şuraya bastığımızda çıktı alacağımız alanı kağıt üzerinde bu şekilde görebiliriz. Ancak tekrar dönüp bu paper'a basarsak modele geri gitmeyiz. Bakın ben basıyorum, modele geri gitmez. Modele geri gidebilmek için gelip buradaki çizimin üzerinde durup şuradan modeli seçmeliyiz. Bu şekilde model alanımıza geri dönmüş oluruz.
Model seçeneğinin yanında vaziyet çubuğunda Display Drawing Grid var. Gördüğünüz gibi F7 kısa yoluyla da buna erişebiliriz. Aktif ve pasif yapmak için. Üzerine basarsak, bakın arkadaki ızgara gitti. Yani bu ızgarayı açma ve kapama için kullanabiliyoruz. Dediğim gibi F7'ye de basarsak bunu bu şekilde aktif pasif yapabiliriz. Gördüğünüz gibi burada vaziyet çubuğunda bazı komutlar mavi, bazıları beyaz renkte. Mavi olanlar aktif, beyaz renkte olanlar pasiftir. Drawing Grid'in yanındaki komutumuz Snap Mode. Snap Mode ne işe yarar? Bunu aktif hale getirirsek sayfada mıknatıslanma gibi bir etki yaratır. Şimdi bu mıknatıslanmayı daha detaylı açıklamak istersek öncelikle şurayı inceleyelim. Bu seçeneğin yanındaki ok işaretine bastığımızda açılan pencereden seçeneklerden Polar Snap, Grid Snap ve Snap Settings var. Polar Snap sayfada polar çizim yapmak için kullanır ve polar için kısıtlamalar getirir. Biz şu an kullanmadığımız için Grid Snap seçilidir. Snap Settings'e bastığımda Drafting Settings penceresine yönlendiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi Snap On F9 kısa yoluyla, yani bu seçeneğimizi aktif pasif yapabiliyoruz. Grid F7 ile birinci seçeneğimiz. Snap Spacing 0.125 olarak ayarlı. Bu ne demek? Snap benim mouse'umun ucundaki kısım, yani bu X ekseninde ve Y ekseninde 0.125 aralıklarla bu komut aktif olduğunda hareket eder. Buradaki bir diğer seçeneğimiz aşağıda gördüğümüz gibi Snap Type'dır. Snap Type'ımız zaten Grid Snap seçili. Grid Snap'in de iki farklı seçeneği var. Bir izometrik snap, bir de rectangular snap. Biz şu an kareli, ızgaralı sistemde çalıştığımız için rectangular snap'i seçiyoruz. İzometrik snap'te izometri çizimlerinde kullanılır ki biz şu an kullanmıyoruz. Polar'ı da zaten anlattık, seçmiyoruz. İşte buradaki diğer seçenek grid style, grid spacing. Grid spacing'deki anlam grid x spacing 0.5. Gördüğünüz gibi y de 0.5. Yani bu iki tane küçük karelerin arasındaki mesafe 0.5 birim olarak ayarlı. Major line 5 diyor. Yani her 5'ten büyük kareden bahsediyor. Her 5 birimde bir tane ana ızgara çizgisi vardır. Şimdi burada bakın. Demin anlattığım mıknatıslanma şöyle oluyor. Dikkat ederseniz şu an ben hareket ettiğimde bir atlama gibi bir durum var. Şöyle her noktadan istediğim her noktaya koyamıyorum. Örneğin bir çizgi çizmek istersem bastığımda birim olarak 0.125 birimden bir seçenek yapabiliyorum. Bu dikeyde ve yatayda aynıdır. Bunu kapatırsak böyle olmaz. Bakın istediğim yerde çizgide başlatabilirim. İstediğim tarafa, istediğim şekilde çizebilirim. Ama bunu aktif yaptığımızda tekrar bu mıknatıslanma oluşuyor. Bunu daha iyi görebilmemiz için tekrar burayı açıp burayı bu ızgaraların, küçük ızgaraların aralığıyla aynı eşit değere getirirsek şimdi daha iyi anlaşılır. Bakın her ızgarada bir atlama yapıyor ve aralıkta çizemiyoruz. Az önce aralıkta her 0.125'te çizim yapabiliyorduk. Şimdi yapamıyoruz. Örneğin bir çizim buradan bu şekilde yapabiliyorum. Şimdi bildiğiniz gibi AutoCAD'de Command Line'dan veya herhangi bir buradaki seçeneklerden bir komut getirdiğimizde onu tekrarlamak için klavye tuşundan Enter'e veya büyük tuşa basarsak aşağıdaki aynı komut tekrarlanır. Bu şekilde bu komut. Ben bu çizgileri siliyorum.
Settings penceresi açıldığında başka seçenekler daha var. Örneğin Polar Tracking, Object Snap, 3D Snap, Dynamic Input. Bunlar nelerdir? Bunlara da eğitim ilerledikçe değineceğiz. Sadece burada Object Snap ve 3D Snap'e kısaca değinmek isterim. Object Snap şurada gördüğünüz gibi bizim çizgimizi çizmekte bize farklı olanaklar sağlar. Örneğin bir çizgi çizmişsiniz. O çizginin ortasını yakalamak istiyorsunuz. Başka bir çizgi ortadan çizeceksiniz veya sizin çizginize 90 derece açıyla bir başka çizgi indirmek istiyorsunuz. Onları size olanak olarak sağlar. Şu an bunların hiçbirisi seçili değil. Bakın, ben normal bir tane çizgi çiziyorum. Şimdi başka bir çizgi başlattığımda bunun ortasını veya açılarını vesaire göremiyorum. Herhangi bir çizgiyi bu şekilde çizdim. Ama bu seçeneği bunları select al dediğimizde hepsi seçili olur. Bunların hepsini select al ve seçersek şu an bakalım nasıl olacak. Bir de şuna dikkat edelim. Buradaki pencereyi seçeneği F3 kısa tuşuyla veya F11 kısa tuşuyla da getirebiliriz. Şimdi yeni bir çizim çizeceğiz. Bakın. Hattın başı 90 derece. Aslında burada ben Snapdragon'u kaldırayım o özelliği. Şu an daha rahat olur. Başını seçmek istersek hattın ortası, bu ortayı gösteriyor. Bakın, üzerinde durduğumuzda da midpoint yazıyor, orta demek. Geliyoruz 90 derece açıyla. Bunları bu şekilde yardımcı olur çizmemize. Dolayısıyla 3D Object Snap de 3 boyutlu çizimlerde işimize yarar. Snap de olanaklar sağlıyor ama biz şu an 2 boyutlu olduğumuz için bunları bu şekilde ben seçili bırakıyorum. Snap Tools'daki değerleri de bu şekilde bırakıyorum ve kapatıyorum. Infer Constraint. Infer Constraint ne işe yarar derseniz, Infer Constraints aktif hale getiriyorum. Bir çizgi çiziyorum bu şekilde. Bu çizgiyi çizdiğimizde bakın buraya bu şekilde bir simge çıkıyor. Bu simgenin üzerine sağ tıklarsak bakın delete hide all constraints bir de constraints par settings var. Bu ayarlara gelince bizim şeklimize her ne olursa olsun çizgi olsun başka bir şekilde olsun ona bu şekilde bir kısıtlamalar getiriyor çizimde. Onlar nasıldır? Şimdi bakın ben bu çizgiyi seçiyorum. Bu seçili alanların birinin üzerinde duruyorum. Buraya bir stretch bir renksen çıktı. Diyor ki sen bu çizgiyi ya boyut olarak büyük küçük küçültebilirsin veya kendi yerinde büyüklüğünü değiştirebilirsin. O da nasıl olur? Ben bunu tuttuğumda bakın burada boy büyük küçülmüyor. Neden? Çünkü biz polar tracking'in üzerinde değiliz. Polar tracking üzerine geldiğimizde bakın bu gördüğünüz gibi boyutuyla oynadık. Böyle bir kısıtlama getirdi. Veya kendi yerinde büyütüp küçültebildik. Bu şekilde. Şimdi bunun üstüne gelip şekli seçip sağ tıklarsak haydi yaptığımızda bu simge gider. Çizgiyi sildim. Çizdim onu sileyim. Hide yaptığımızda o gider ama çizginin üstüne geldiğimizde gelir. Delete de dersek tamamen ortadan kalkmış olur. Bu şekilde bakın bir tane şekil çizersek tamamen infer constraint açık olduğu için her tarafında bunlar belli görünüyor. Ancak buraya gelince bunları daha önce çizdiğimiz için bunları da bu şekilde bir kısıtlama yok. Bunu da bu şekilde çizdiğiniz çizimlere uygulayabilirsiniz.
Bir diğer seçeneğimiz Dynamic Inputs. Dynamic Inputs ne yapar? Bizim açıkken çizgiyi çizdiğimizde bu pointer'ın tamamen bize koordinatlarını verir ve bize komut girerek kendimiz istediğimiz boyutlarda ve açılarda bir çizgi çizmemizi sağlar. Örneğin burada 3 birim uzunluğunda bir çizgi ve açısını da açı üzerine tab seçeneğiyle geçebiliriz. Örneğin 25 derece bir açıyla. Bakın şu an 3 birim uzunluğunda 25 derece açıyla bir çizgi çizdik. Bu şekilde de bundan faydalanabiliriz. Restrict Cursor Orthogonally. Bu ne demek? Bastığımızda aktif olduğunda eğer yine tekrar bir line seçersek çizgi çizmek için bakın çizeceğimiz çizgiler tamamen yatay ve veya dikey eksende çizilebilir. Yani açıda herhangi bir oynama yapamıyoruz. Açısal bir oynama mümkün değil yapamıyoruz. Ben eğer gitmek istersem bile bakın izin vermiyor bana çizmek. Bunun yanındaki seçenek ise Restrict Cursor to Specified Angles. Eğer bunu seçersek tam tersi açıyla her tür oynayabilirim. İstediğim her tür seçenek çizgiyi çizebilirim. Burada şuna da değinmek iyi olur. Bakın buradaki Restrict Cursor'ı seçtik. Yine açısal herhangi bir çizici çizebiliriz. Ama burada elinizi Shift'e basarsanız, Shift'i tutulu ve çizgiyi çizmek isterseniz, bakın yine sadece X veya Y ekseninde değiştirebilirsiniz. Bu çok faydalı olabilir. Normalde açısal çizebiliyorsunuz. Ama Shift'i basılı tutarsanız bu sefer sadece X veya Y'ye sizi bu seçenekte gönderiyor. Bir de bir komutu sonlandırmak için birkaç yöntem var. Örneğin büyük tuşa basabilirsiniz, Enter'e basabilirsiniz veya burada farede sağ tuşlayıp Enter, Cancel, Close bunlardan herhangi birisini derseniz burayı kapatır. Buradaki bir diğer seçeneğimiz Isometric Drafting. İşte burayı eğer aktif yaparsak izometri çizimlere gider. Biz şu an izometri çizim yapmadığımız için burayı seçmiyoruz. Ayrıca burada bu Polar Franking'i seçtiğimizde şimdi biz bir çizgi çizelim. Line'ı seçtim. Herhangi bir çizgiyi çizdik. Bakın burada şu an çizginin boyutunu biz girebiliriz. Örneğin 4 giriyorum. Eğer tab tuşuna basarsam şu an açısını da girebiliriz. Bunu yapalım 60 derece. Şu an 60 derecede ve 4 uzunluğunda, 4 birim uzunluğunda bir çizgimiz var. Ancak bu açıları ve dereceleri eğer spesifik bir değer istiyorsak onları da ayarlayabiliriz. Bu açılan oktan bakın bu değerleri bu şekilde şu an 90, 180, 270 üzerine ayarladır. Tracking settings'e bastığımızda demin geldiğimiz drafting settings penceresinden buradaki açıları değiştirebilirsiniz kendiniz. Yeni açılar yazabilirsiniz. Burası da bu şekilde. Buradaki seçeneğin yanında demin bahsettiğim bizim Object Snap tool'larımız var. Bakın göstermiştik bu pencereden. Bunlar ne işe yarar? Dediğimiz gibi hem kısıtlamalar yapar hem de örneğin bir şeklin içerisinde başka bir şekil çizmek istersek. Örneğin bir dikdörtgen çizdik. Bunun içerisine bir daire çizmek istersek eğer daireyi seçtik geldik. Bu dikdörtgenin herhangi bir kısımda üzerine geldiğimizde bakın
Burası olsun, burası olsun. Öncelikle üzerinde çizmek istersek orta kısımları bize gösteriyor. Orta kısımları gösterdiği gibi burada merkezini de belirtiyor. İstediğimizde bu şekilde, bakın daireyi tamamen dikdörtgenin içerisine çizebiliriz veya dikdörtgeni bu şekilde dairenin içerisine getirebiliriz. Yani bu seçenek aktif olduğunda iki tane çizgiyi birbirinin içerisine çizebiliriz. Object Snap'in yanında Annotation seçenekleri var. Annotation seçenekleri ne işe yarar derseniz, bakın şurada Show Annotation Objects, diğerinde Add Scale to Annotative Objects when the Annotation Scale Changes. İşte burada da Annotation Scale ve Current View. Bunlar ne işe yarıyor derseniz, öncelikle şurada bir yazı seçelim. Örneğin bir harf yazalım. S harfi. Bundan faydalanabilmek için Properties'den Text kısmından Annotative'i Yes haline getiririz. Yes haline getirdikten sonra bu iki seçeneği seçiyoruz. Ve bunu şu an örneğin 1'e 5'e getirelim. Bakın büyüdü. Bunlar seçiliyken eski ölçeği de bize gösteriyor. Yeni ölçeği de bize gösteriyor. Bu seçenek, annotative seçenekleri şu işe yarıyor. Bizim örneğin öncelikle buradaki properties penceresinde bunların ölçeklerini direkt görebiliyoruz. Kaç ölçeğinde, ne ölçeğinde. Bir de diğer özellikleriyle bunların tamamen oynayabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu an mevcut 1'e 5'teyiz. Bunu kapatırsak sadece 1'e 5 görünür. Seçip yani değişik hale getirirsek, açıksa kapalı, kapalıysa açık yaparsak buradaki özelliği kaybediyoruz. Yani iki ölçeği yan yana gösteriyor. Şimdi bir diğer seçeneğimiz Workspace Switching. Burada AutoCAD'in çalışma alanlarının arasında biz geçiş yapabiliriz. Bakın AutoCAD şu an bizim çalıştığımız iki boyutlu alandır. Dolayısıyla iki boyutlu alanda kalacağız. Burada üç boyutlu alana, iki boyutlu drafting yani baskı vesaire, annotation drafting, baskı ve yazılar iki boyutlusuna geçmek vesaire, bu şekilde buradan iş yapabiliyoruz. Buradaki bir diğer seçeneğimiz annotation monitörüdür. Annotation monitörü genelde ölçek aldığımız çizimlerde, ölçek veya boyutlarını aldığımız çizimlerde işimize yarar. Onu şöyle göstereyim. Örneğin bir dikdörtgen çizersek, onun büyüklüğünü bu şekilde aldık. Şimdi bunu değiştirelim. Bakın bizim birçok çizimimiz varsa, birçok şeklimiz varsa ve onlardan böyle boyutlarını alırsak, eğer karışırsa yanlışlıkla bir şekilde bu boyutları yerinden oynatırsak vesaire, farkına varmayabiliriz. Ama şimdi aynı işlemi annotation monitör seçeneği açıktan yapıyorum. Bakın hemen ölçünün yanında bir ünlem işareti ortaya çıktı. Bu şunu söylüyor. Diyor buradaki ölçünün bir tarafı şekil üzerinde, diğer tarafı açıktır. Ve bu size bakın şekli ne kadar büyütsek, küçültsek onun üzerinde hemen görünüyor. Dolayısıyla bu şekilde bize bir ikaz veriyor. Bunu nasıl geri alırız? Bakın ben geri aldığımda yerine tekrar ne oluyor? Gitmiyor. Bunu düzeltebilmek için iki tane yolu var. Ya burada komut olarak dim reassociate'i yazarız. Buradaki ünlem işareti olan ölçüyü seçer. Enterler. İlk birinci noktayı, sonra ikinci noktayı seçeriz.
kendisi düzelir. Veya hemen bu ünlem işaretinin üzerinde bir tane sol tıklarsa görüyorsunuz reassociate çıkıyor. Buna basar. Birinci seçenek, sonra ikinci seçenek ve bu şekilde geri alırız. Bu da bir faydalı seçeneklerden biri. Annotation monitörün yanındaki seçeneğimiz Isolate Objects. Bu ne işe yarar derseniz, birkaç tane buraya ben farklı nesne çizeyim. Şimdi düşünün, bunların kalabalık bir çiziminiz var. Bazılarını görmek istiyorsunuz, bazılarını görmek istemiyorsunuz. Burada bakın, Isolate Object var, bir de Hide Object var. İki tane seçeneğimiz var. Isolate Object'i seçersek, herhangi bir düşündüğümüz veya istediğimiz şeklin üzerine basarsak, bakın sadece onu ekranda bırakıyor, ekranın geri kalanını tamamını temizliyor. Bunu geri almak için de End Object Isolation'a basarız, tekrar geri gelir. İkinci seçeneği ise Hide Objects. Örneğin bunun üzerine tıkladığımızda, Enter'e bastığımızda sadece o seçtiğimiz objeyi yok eder. Bu da çizimlerde işimize yarayabilir. Bir diğer seçeneğimiz ise Project Database Service. Eğer bu şekilde mavi ise ve tik işareti görünüyorsa şunu gösteriyor. Biz buraya program database'ine bağlıyız. Şu an connect'iz. Buradaki annotation monitor seçeneği açıksa burada gösterir. Bakın kapattığımda gidiyor. Açtığımda tekrar geliyor. Bu seçenek ise bastığım zaman sayfanın tamamını açıyor bana. Eğer fazla çalışma alanı ihtiyacım varsa o şekilde bana fazla çalışma alanı ihtiyacı yaratıyor. Kapatıyorum. Buradaki açılan pencereye bastığımızda aktif olan, bu aşağıdaki komut çubuğunda aktif olan seçeneklerin hepsini inceledik. Şimdi aktif olmayan seçenekleri inceleyelim hep birlikte. Line Weight. Bakın açtık, buraya geldi. Bunun ne işe yaradığını gösterebilmek için Layer Properties'den yeni bir katman açıyorum. Layer 02 diyorum buna. Bu katmanın rengini turkuaz seçiyorum. Kalınlığını, çizgi kalınlığını 40 seçiyorum ve kapatıyorum. Şimdi burada bu aktif değilken burada new layer 01, daha önceden var olan bir katmanda bir çizgi çiziyorum. Sonra bizim Layer 02'de bir çizgi çiziyorum. Bakın daha önce de anlattığım gibi bu simgeyi Infer Constraint açıkken çizdiğimizde çizgilerin üzerinde görebiliriz. Kapatalım, bir daha çizelim bunları. Layer 02, sonra New Layer 01. Şimdi biz Line Weight'i açtığımızda bakın bunun kalınlığı ortaya çıktı. Bu seçenek şu işe yarayabilir. Bir çiziminiz var. Kablo çiziyorsunuz, kablo kanalı çiziyorsunuz ve bazı belli başlı çizgilerin kalınlığının görünümde de diğerlerinden farklı olduğunu, planınızda farklı olduğunu anlayabilmek için bunu kullanabilirsiniz, bu seçeneği.
Ben bunları siliyorum. Şimdi burada çok fazla kalabalık olmasın diye kullanmadığımız bir takım bu seçeneklerden kaldırıyorum. Bir diğer seçeneğimiz Transparency. Bunun ne işe yaradığını şöyle bir dikdörtgen ile gösterelim. Burada hatch komutundan hatch değerini 50 seçip bunun içerisinde hatch yapıyoruz. Bakın şu an arkadaki ızgara görünüyor. Transparency aktif olduğu için. Bunu pasif yaptığımda görünmez artık. Aktif olunca görünür, pasif olunca görünmez. Bunu nasıl yerlerde kullanabilirsiniz? Eğer farklı katmanlar üst üste ise, farklı çizimler üst üste ise veya bir tablo çiziminize getirdiyseniz o tarz yerlerde kullanabilirsiniz. Sonraki seçenek Selecting Cycle. Şunu anlatmak istersek yine de bir dikdörtgen çizelim. Sonra layer'i değiştireyim. Aynı dikdörtgen üzerine bir tane daha dikdörtgen çizelim. Bak şu an hiçbir şey belli değil. Ama bunu aktif yaptığımız anda üzerine geldiğinde bakın gösteriyor, pencere açılıyor ve burada iki tane farklı layer olduğunu, katman olduğunu gösteriyor. Bastığımızda birinci katman, ikinci katman hangisini seçeyim diyor. Bunu bir farklı renkle katman kullanırsak daha iyi anlaşılır. Şu an sadece normalde üstteki biz şekli görüyoruz. Bu da açıkken üzerine tıkladığımızda bakın diyor ki üsttekini mi alttakini mi seçeyim. Alttakini bastık ve şu an alttaki seçili oldu. Herhangi bir şey yaparsak o alttakinin üzerine yapar. Diğer seçeneğimiz buradaki diğer 4 seçenek 3D Object, Dynamic UCS, Selection Filtering ve Gizmo. Bunlar 3 boyutlu çizimler için, 3 boyutlu alanlar için kullanılır. Dolayısıyla bunları biz anlatmayacağız. Units'e gelelim. Units seçeneğini oradan seçtiğimizde bakın burada birimleri nasıl bir birimler kullanalım. Architectural mı, Decimal mı, Engineering, Fractional, Scientific. Hangi sayı sistemiyle çalışalım onu gösteriyor. O şekilde onu seçebilirsiniz. Biz desimal çalışıyoruz. Sonraki seçenek Quick Properties. Quick Properties şu işe yarar. Örneğin farklı bir katmanda farklı bir şey çizelim. Aktif hale getireyim. Üzerine gelip tıkladığınızda hemen özelliklerini yanına yazar. Bakın şöyle tıkladığımızda üzerinde özellikleri yanına yazar. Yani Properties penceresine getirmeye gerek yok. Hatırlarsınız biz buradaki Annotation Monitor seçeneğimizde yazının üzerine sağ tıklayıp seçerek özelliklerini seçmiştik. Artık ona gerek kalmaz bunu seçerseniz. Aynı şeyi tekrarlıyorum. S harfini seçelim. Bakın üzerine geldiğimizde burada bazı özellikleri vardır. Text özellikleri bu şekilde burada var. Kapatıyorum bunları da kaldırıyorum sayfadan. Diğer seçenek Lock UI veya User Interface. Bu seçenek nedir derseniz bu pencerede bakın 4 tane seçeneğimiz var. Floating Toolbars Panels, Duct Toolbars Panels, Floating Windows, Duct Windows.
Hatırlarsınız, ilk başlarda eğitimde buradaki panelleri tutup çektiğimizde dışarıya çıkarabileceğimizi ve herhangi bir menüdeysek bu yan taraftan bastığımızda tekrar aynı yerine geri gönderebileceğimizi söylemiştik. Ama buradan Dock Toolbar'ı aktif hale getirirsek artık bu pencereleri hiçbir şekilde çıkartamayız. Bunlar kilitleniyor. Oynayamıyoruz bunlarla. Aynı şekilde diğer seçenekleri Floating Window veya Duct Window seçersek bu içerideki seçeneklerle oynayabiliriz. Buradaki özellikleri tamamen değiştirip veya farklı işler yapabiliriz. Burada söylemek istediğim başka bir konu var. Ölçüyle ilgili olarak hatırlarsınız. Bazen bu soru soruluyor. Bakın, biz bunu seçtiğimizde görüyorsunuz görünmüyor. Küçüldükçe hiç görünmüyor, büyüdükçe görünüyor. Bunu nasıl değiştireceğiz? Bu ölçüyü seçtiğimizde Properties'i kapatıyorum. Çünkü bana daha detaylı bir şey ihtiyaç. Burada text kısmına geldiğimde text height'ı da bu 200'e ayarlı. Biz örneğin bunu 500 yaparsak bakın daha büyüdü. Tekrar geliyorum. Text'te text height. Bunu 1000 yapıyorum. İki kat büyüklüğüne çıkacaktır. Buradaki bakın şu an bu büyüklükte ok işaretlerini görmüyoruz. Onun için gelip yine bu pencereden bunu seçerek Lines and Arrows'da Arrow Size'ı örneğin 700'e çıkartıyorum. Bakın bunlar az bir şey büyüdü. Tekrar büyütelim. 1200 yapalım örneğin. Tamamen büyüdü. Şimdi bu tarz ama ben bunu kapatırsam başka bir pencere başka bir şekilde açarsam tekrar ölçü almaya çalışırsam bu yine aynı şekilde gelecek. Bunu bir ön ayar haline getirmek için sürekli şuradan ayarlamayalım diye komut satırından Dim Style veya Dim Style komutunu seçiyoruz. Dimension Style Manager açılıyor. Oradan Modify'a geliyoruz. Modify'dan bakın. İkinci seçenekte Symbols and Arrows'da bizimki 200'e ön ayarlı. Aslında ön ayarlı değil. Ben bunu değiştirmiştim daha önce. Burası 0.18 olarak gelir ön ayarlı. Bunu örneğin buraya 800 olarak işlersek text'e gelip text height'ı da 1000 olarak işlersek burada da bakın değiştirebiliyorsunuz. Horizontali seçerseniz her zaman buradaki yazılarımızı, rakamlarımızı bir yatay eksende verir. Eğer Align with Dimension Line'ı seçersek eksenimiz ne olursa yazıyı da ona göre, bakın burada dikey eksen, burada yatay eksen, yazıyı da ona göre ayarlar. ISO standardını seçersek genelde en uygunu ISO oluyor. ISO da tutar. Ben okey diyorum. Ancak bu sayfayı böyle close deyip kapatırsanız onlar hiçbirisi işlenmez. Set current dediğimizde son ayarlarımızın hepsini işler close. Kapatıp örneğin başka bir çizim açalım. Dimensions. Bunun çapını ölçelim dairenin. Bakın bu şekilde bir bize sonuç verir. Arkadaşlar AutoCAD Elektrika'nın tanıtım videoları buraya kadar. 3 video oldu zaten. Hemen hemen her şeyi anlattık genel olarak. Diğer konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.